AKP'den Esenyurt operasyonu için çarpıcı iddia: Devlet Bahçeli'ye sabotaj. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özerin tutuklanmasının hem deme hem de CHP'ye yönelik mesajlar içerdiğini yazdı. Babacan, Esenyurt operasyonunda Bahçeli iddiasını da ilk kez açıkladı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütüne üye olmak iddiasıyla tutuklanması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanması tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. CHP, Özer'in tutukluluğunu ve kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla Esenyurt'ta miting düzenlemiş ve bütün belediye başkanlarını alana davet etmişti. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan ise köşesinde iktidar ve CHP arasında krize neden olan Esenyurt Belediyesi hakkında kulislerdeki yorumları yazdı. Babacan yazısında özerin CHP demiş birliği sonrası seçildiğine değinerek aniden tutuklanma kararının MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt açılımına dair sözlerinin AKP'lilerde yeni bir şaşkınlığa neden olduğunu aktardı. İşte çok dikkat çeken o yazı. Gündemle sürüklenen AKP'liler Esenyurt operasyonuna iki yorum. Son dönemdeki siyasi gelişmelere tanık olan gazeteciler, ilk kez iktidar partisindeki siyasilerin gündemin peşinden sürüklendiğine tanık oldular. Kararlar nerede ve nasıl alınıyorsa üst yönetimin haberinin olmadığı belli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında Esenyurt operasyonuna metin dışına çıkarak yer vermesi ilginç. Partide Esenyurt operasyonuna sabotaj diyen de var, oyun planının bir parçası diyen de. Sıcak saatler, son 24 saat içerisinde yaşananlar ve yorumlar tam bir kafa karışıklığı göstergesi. Esenyurt Belediyesi'ne CHP dem aday gösterilen ve seçilen belediye başkanı Ahmet Özer'in apar topar tutuklanmasıyla sonuçlanan süreç, daha ittifakın küçük ortağı MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli'nin Kürt açılımı sözlerini yerli yerine oturtamayan AKP'lileri ikinci kez şaşkına çevirdi. Esenyurt yorumları bu operasyonların planlayıcısı tartışmalı. Neye hizmet ettiği konusundaki yorumlar ise karışık. Esenyurt Belediye Başkanının tutuklanmasının hem deme öncelikle de CHP'ye mesaj içerdiği, CHP'ye gözdağı olabileceğini iddia edenler var. AKP'deki başka bir yorum ise bu operasyon Bahçeli'nin başlattığı sürece yönelik bir sabotaj. Bu yorumu yapanlar devlette tek bir yapı olmadığının altını çiziyorlar. Yine metin dışına çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasıyla aldığı pozisyonun nasıl yorumlandığına gelince. Öncelikle Erdoğan'ın Esenyurt Belediyesi'ne yönelik terör göndermesinin metin dışı olduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın sözlerini yorumlayanlar, ayrıntıya girmeden kısa mesaj vererek toparladı diyerek kısa mesajı kafasının net olmamasının göstergesi olarak değerlendiriyorlar. CHP'liler İçişleri Bakanına sordular. Bu süreçte yaşananlara gelince, Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve 24 saat içerisindeki hızlı gelişmeler, AKP ve hükümet içerisinde de tartışmalı görüntülere sahne oldu. CHP yöneticilerinin, aynı gece belediyeye kayyum atanacağı haberleri üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbetçi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanına gittiği öğrenildi. İktidar medyası atanan kayyumu adıyla sanıyla haber yaparken, yerli kayanın yok öyle bir şey, süreç işliyor yanıtı verdiği anlatılıyor. Kayyım'ın alelacele atanacağını bilgisi, isim yanlış olsa da bakandan önce iktidar medyasından duyuruldu. Bu durum derin devletten sonra derin AKP benzetmelerine neden oldu. Oyun kurucu kim? Bu süreçte iktidar partisindeki ruh hali yaşananlar kadar ilginç. Tam bir seyirci olma ve sürüklenme durumu var, sıradan milletvekillerini bırakın, Karar verici durumunda olan parti yöneticileri ve bakanların bile yaşanan olayın peşine takılıp pozisyon almak zorunda kaldığı iddia ediliyor. Gelişmeler ya devlette küçük bir kadroda şekillendiriliyor ya da Cumhurbaşkanlığında birkaç kişiyle sınırlı kalıyor. Oyun kurucunun kim olduğu tartışması var. AKP'nin planlı ve bütüncül bir siyaseti kalmadığı için siyasilerin çoğu gelişmeleri CHP'lilerle aynı anda öğreniyorlar. Tribün seyircisi gibiler. Her şeyin dışında kalan AKP yönetiminin durumu içler acısı. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını herkes gibi televizyondan öğrenen parti yöneticilerinin o saatlerde bir arada olduğu ve şaşkınlıkla açıklamayı izlediği anlatılıyor. Parti yöneticilerinin daha sonra sağı solu arayarak böyle bir çalışma var mı? Devlet kadroları bundan haberdar mı diye araştırdıkları öne sürülüyor. Kimine göre hükümetten kimse bu konuda bilgi sahibi değildi, kimine göre çok dar bir kadro biliyordu. Hangisinin doğru olduğu hala tartışılıyor.